Taha Akyol, Karar Gazetesi, Akbelen Dersleri. Türkiye iki haftadır gündemden düşmeyen sorun Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda yapılan ağaç katliamıdır. Lima Holding'e ait termik santralin kömür sahasını genişletmek amacıyla ağaçlar kesiliyor, köylüler ve bölgeye gelen yaşam savunucusu pek çok vatandaş buna engel olmak için direniyor ağaçlarını, nefes borularını, geçim sahalarını korumak için çırpınan insanlara hükümetin tepkisi, polis ve jandarma sevk etmek, su ve gaz sıkmak. Muhalefet elbette direnen insanlara destek veriyor. Bir takım marjinal gruplarda gösterilere katılıyor. İnşallah çığırından çıkmaz. Cumhurbaşkanı nihayet 16. günde konuştu. Sökülenden kat kat fazla ağaç dikileceğini söyledi. Bu orada ağaçları kaybeden insanların acısını dindirir mi? George Hans Ahmet Mehmet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim meydanlarında şu tarz birçok konuşması vardır. Bizim sorumluluğumuz George'a, Hans'a değil Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye. Bu sözleri niye söylüyordu? Meclis idam cezasını kabul ederse hemen imzalayacağını belirtmek için söylüyordu. Halbuki gerçekten istese partisi idam cezasını hemen meclise getirirdi. Ekonomide derecelendirme kuruluşlarının olumsuz değerlendirmeleri için de böyle sözleri çoktur. Oysa o kuruluşların tam 10 yıldır yaptıkları dış açık ve enflasyon uyarıları doğru çıktı. Mesele din ve milliyet değil, uzmanlık meselesidir çünkü. Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe hassasiyetinin en uygun düşeceği bir sorun, Akbelen'deki orman katliamına gözyaşları dökerek direnmeye çalışan Ahmetler, Mehmetler, Ayşelerdir elbette. Termik santral Türkiye'ye çok daha büyük katkı sağlayacak olabilir. İktidarın çıkıp bunu anlatması, termik enerjinin alternatiflerinin fizibilitesini ortaya koyması, vatandaşların mağduriyetini gidermek için ne yapacaklarını çıkıp anlatması gerekmez miydi? Modern toplum. Objektif bir değerlendirme yapmak için şu iki gerçeği hiç akıldan çıkarmamak gerekir. Modern toplumda çevre, yeşil, kadın hareketi gibi hassasiyetler ve protesto refleksi ortaya çıkıyor. 1908 seçimlerinde İbrahim Temo ve arkadaşları Balkan köylerinde iddiat ve terakki kampanyası yaparken bir isteğiniz var mı söyleyin diye sorduğunda Müslüman köylüler büyüklerimizin izni var mı diye soruyordu. Bizde 1950'lerde bile böyle hassasiyetler bu tür kitlevi protestolar görülmezdi. Motivasyon sadece politik kutuplaşmaydı. İkincisi artık sosyal hareketlerin geliştiği toplumlarda iktidarlara düşen görev kamu düzenim ihlal edilmedikçe bunları anlayışla karşılamak, kitlelerle propaganda ötesinde iletişim kurmak, program ortaya koymaktadır. Yani iki kelimeyle demokrasi ve iletişim, diyalog, konuşma. Gezi olayları da böyle çözülebilirdi fakat olmamış, marjinal örgütlerin katılımıyla çığırından çıkmıştı. Bir hukukçu olarak belirtmeliyim, hiçbir zaman planlanmış bir darbe teşebbüsü olarak nitelenemez. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yılanın başı denilmedi mi? Bunlar terörist denilmedi mi? Polis gücüyle, copla, biber gazıyla dağıtılmadılar mı? 14 öğrenci yargılanıp 2 öğrenci 90 gün tutuklu bulundurulmadı mı? Örnekler uzun bir liste oluşturuyor. Rasyonel zemin. Eski zamanların Avrupa'sında da görülen çoban sürü anlayışı uysal toplumlar yaratmıştı. Çağımızdaki dinamik toplumlar öyle yönetilemez. Hem hürriyetleri muhafaza etmek hem tepkili kitlelere iletişim kurmak en azından gerilimi düşünmek gerekir. İktidarsa hürriyetleri kısarak düzeni sağlama çabasında. Toplantı ve gösteri hürriyetini kısıtlamak için çıkardığı kanunu Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmesi tipik bir örnektir. İktidar kitlelerle teması sadece propaganda olarak anlıyor, İletişim gözüyle bakmıyor. Tam 10 yıl süreyle 2011'den 2021 yılına kadar 2023 hedeflerinin propagandasını yaptı. Yarısına bile ulaşamadık. Sorumlu bir iktidarın bu başarısızlığını gerekçelerini millete anlatması gerekmez miydi? Unutulup gitti. Yeni slogan Türkiye Yüzyıldır. İçinde ne hedef rakamlar var ne de program. Halbuki iletişimin gereği iktidarın çıkıp başarısızlığı anlatması, eksik ve yanlışların müzakere ve tartışma ile belirlenmesi, bunun yaratacağı rasyonel zeminde geleceğin planlanmasıydı. Bu da olmadı. Her devirdeki temel eksikliğimiz bu. Rasyonel zemin eksikliği. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.